Hanımlar bir kere çok teşekkür ediyorum size. Bence dostluk böyle bir şey. Neler yaşandı? Siz de canlı yayında Coşkun Bey burada. Hayır diyor, yalanlıyor sizi. Ama kendi arkadaşlarımız Müge Hanım, Coşkun Bey'le bizim bir ne derdimiz olabilir ki yalan konuşalım? Kendisiyle bir muhataplığımız yok zaten bizim. Biz burada Kezban'ı tanıdık. Kezban'a ben abla derdi bana Kezban. Elimizden geleni yapmaya çalıştık komşu olarak. Biz arkadaşı değil komşusuyuz burada, komşularıyız. Belki cesaretli birkaç komşuyuz ama bu mahalle bütün sesleri duydu. Polis çağırmak isteyenler çok oldu o çığlık seslerinde. 2001 yılının yaz ayıydı. 10. aydan sonra, Ekim'den sonra Kezban'ı bir daha görmedim 2001 yılında. Ama o zamanı hatırlayarak söylüyorum. Döverdi. Kezban çalışırdı çay bahçesinde. Bir tane tişörtü vardı o kızın. İkinci, üçüncü tişörtünü ben verdim. Verdim demek isteyerek söylemiyorum. Anlıyorum. Ama yoktu, alamıyordu. Kezban çalıştığını ne yapıyorsun dediğim zaman abla elimden alıyor Coşkun diyordu. Biz Kezban'ın söylediklerini söylüyoruz. Yalan konuşup burada sana iftira atmak için bir derdimiz yok. Seni tanımayız etmeyiz. İşsiz de değiliz. Gayet meşgul insanlarız. Ama o dövmedim yalanını söylemeye çünkü burada kulaklarımız duydu. Abla, evinin bağırışmamız tartışmamız senin, oldu. Ama bak, kulaklarımız sesleri, duydu bizim. Sesleri şimdi, duymuş olabilirsiniz. Şimdi ne yalanlıyorsun sen? Sesleri, anlamadım. Dövüyordum. Sesleri duymuş olabilirsiniz ama kesinlikle gördüm. Dövme benim yok. Benim evime sığındı o kız. Sesimi kesme benim. Önce bir dinlemeyi öğren. Ben o kızın morluklarını kendi gözlerimle gördüm. Eli kırılsın dedim hatta. Benim abla, evimde yaptıysam saklandı. Elim kırılsın benim ya. Git kızım kurtul dedim. Ev tuttuk ona. Ama kör küdük neyin aşık oldu bilmem ama aşık olmuş işte. Saftı. Dönüp dönüp sana geliyordu. Sen oturmuşsun. Yok yalan konuşuyorlar. Yok hepsi de anlaşmalı. Neyin anlaşması kardeşim? Abla, neyin anlaşması? Bak sesleri duymuş olabilirsiniz duydu ama darbe etmek yok diyorum. Madem dövme yok. Madem suçsuzum diyorsun bari de ki evet dövüyordum ama ben öldürmedim veya ben bir şey yapmadım. Ben sen öldürdün demiyorum. Ne olduğunu bilemem. Ama Kezban ortada yoksa ki bir kere bana dedi ki buradaki komşuma da eğer dedi bir gün kaybolursam başıma bir şey gelirse dedi bilin ki Coşkun yapmıştır. Eğer dedi böyle bulunmazsam benim hakkımı arar mısınız abla dedi. Aynısını komşuma abla, da söyledi. Abla öyle bir şey vardı o zaman hatta niye yanımda duruyormuş? Hatta komşum da şakadan dedi ki aa dedi bütün bildiklerimi anlatırım ne demek Kezban dedi. Yani bakın biz bildiklerimizi anlatıyoruz. İftirayla işimiz olmaz olsun. Bizim ben kardeşim. Sizi de kutluyorum. Boş insan değiliz. Boş helal insan olsun. Değilim ben. Ha? Bak Uğur da, Uğur'un da sesini yaşadım. Açalım evet. Gerçekten ellerinden öpüyorum hepsini. Gerçekten tebrik ediyorum yani. Benim annemin de başına böyle şeyler geldi. O kadar şeyler konuşulmuş, anlatılmış. Köyde bir şeyler olmuş ama hiçbirisi bize ulaştırmadı. Bak ne güzel konuşuyor. Gerçekten alkışta bir hakta bir tanıdık. Vallahi biz de alkışlıyoruz. Doğruya doğrudur yani. Sağ ol Uğur'cum. İşte herkes abla, aslında bunu bekliyor yani. Yazık teyzesine de anlatmış böyle şeyler. Yazık teyzesi de ya abla bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ya sesini duydum diyor kadın. Abla tamam tartışmalar yaşadık sesimizi duymuş olabilir. Ya morluğunu görmüş Coşkun. Abi kendi kendine darbe edebiliyor ya. Ya nasıl kendi kendini darbe edeceksin? Madem döverken madem dövüyormuşum da niye polis çağırmamışlar? Kendi kendine darbe etme değil efendim. O gün dövdüğünde kız çantasını almadan çıktığını gördüm apartmandan. Gel Kezban dedim hemen. Kapımı açtım. O taze şeylerini kendimi dövdü. Sen evdeydin. Hatta sen o sırada bir yere gittin dışarı kaçtın. Kezban koşarak gidip eşyalarını çantasını aldı saklı gizli. O zaman benim evdeydi. Sen diktin gözünü benim evime. Bende olduğunu düşündün çünkü. Camları perdeleri kapattık. Bütün komşular benim evimde toplandık. Kezban o gün bende yattı. Ertesi gün alelacele bir eşyalı ev tuttum. Parasını verdim. Kızı oraya sakladım ama bir hafta sonra sana girip döndü. Sonra dedim ki Kezban sen akıllanmayacaksın bizden uzak dur dedim. Çünkü biz seni kurtarmaya çalıştıkça sen hala bu belaya gidiyorsun. Seviyorum abla kızım bu nasıl sevgi dedim. Nasıl sevgi? Bu sevgi değil. Çalışıyorsun paranı alıyor küfür ediyor. Vallahi durmadan hakaret ediyor sana. Bir sen de kadın mısın da? Bil durmadan elinde telefon bir sürü kadın abla dedi. Bir de bana onları gösteriyor dedi. Kadın dediğim böyle olur beni aşağılıyor. Kızım ne işin var yanında diyordum. Kimsesizim, sahipsizim diyordu. Kızım kendine sahip çıkmayı bilmiyor musun sen diyordum. Ondan sonra oturmuşum da ben iftira atacakmışım. Sen de ne işin var benim? Abla madem öyle bir şey yapıyormuşsun biz niye duruyormuş yanında benim? Biz bildiğimizi anlatıyoruz. Bakın bu mahalle komple bağlanır. Herkes sesinizi duyuyordu. Herkes o çığlıkları duydu. Dövüyordum. Bir iki gün sonra bakıyordum iyi oluyordunuz. Abla, bulaşmak istemedi niye polisi insanlar. Çağırmıyordunuz ama?
Yoksa herkes yardım polise ederdi. Polise niye haber vermedin? Anlamıyorum. Da. Ya polise de haberleri var işte. 8 gün önce de kadın seni kaçıracaktım. Sen hiçbir şey kabul sen etmiyorsun. Sen 2 gün sonra barışıyordunuz. Komşular kötü olacak. Ama ne dedim? O gün evden kendi canını zor kurtarır gibi dışarı çıktığında kapımı ben açtım. Gel yine dedim kızım gel. Helal olsun. Yani gidecek kapısı yok. Çantasını almadan saç baş dağınık kendini nasıl dışarıya attıysa. Benim evimde yaprak gibi titriyordu. Nasıl ağlıyordu. Hiç gözümün Allah önünden gitmiyor. Biz çok şeylere şahit olduk. Çok şeylere. Evinin içinde değilsek de o sesiniz burası küçük bir mahalle. Herkes duyuyordu. Tartışmaları duyabilirsiniz ama çok inkar etmiyorum ediyorum. Ki. Çok teşekkür ediyorum. Dövdün mü dövmedin mi? Abla dövmedim ya. Dövmüşsün işte ya. Yemin, abla madem dövdüm de niye polis aramamışlar onu diyorum ya. Ya aramış işte kadın. Kadın anlatıyor niye arayıp aramadığını. Kaybolmadan bir hafta önce yine polise şikayet etmiş. Şikayeti var belli bir şey tespit edilmiş. Ya insan beraber olduğu zaman da sürekli bana hakaret etti. Beni dövdü beni sövdü diye polisim arıyor. Böyle bir şey olması lazım o zaman yani. Bir de kadının zaafı, aşırı yani, bir zaafı var sana. Hayır ondan bahsetmiyorum. Kadın orada sana şıklık yapıyor. Sen hala beni şikayet etti mi şikayet etti mi? Ne yapacaksın? Her gün de her sabah da şey olmuyor ki. Öyle boşan dediğin zaman da akşamdan sabaha boşanılmıyor. Akşamdan sabaha ayrılmıyor. Bırakmıyorsun işte peşini. Gitmişsin çay bahçesinde terlik aldın mı almadın mı bilmiyorum. Arkadaşın arayınca gene koşmuşsun kedi gibi. Ne gidiyorsun kadının peşine? Abla zorundan peşini takip etmiyor ki. Ben zorundan çağırmadım ki. Her seferinde kendisi sen aradı beni. Sen niye gittin en son? Arkadaşın abla. Sana seninki burada dedi. Sana ne? Ayrıl sana ne? Bırak. Bir sürü kadın varmış ya daha güzeli. Abla yok öyle bir şey ya. Hepsi aynı ağızdan konuşuyor. Ama öyle ben her öyle güzel bulduğun kadın da. Ama öyle bir şey yok abla. Öyle her güzel bulduğun kadın da hem çalışacak hem seni besleyecek. Hem Allah dayağını Allah, ben çekecek. Bir öyle de yemedim yani. Işte. Allah biliyor kendileri de şahit bazı şeyler. Nerede bir kuruş parasını yemedin? Yemedim çalış tabii. Çalış tuğla fabrikasında çalışmaya başlayacaktı da çavuştan 10 bin lira para aldı. 5 bin lirasını kendi borcuna verdi de 5 bin lirayı sen cezaları, kendi elinle aldın. Cezaları bak, ödemedik 5 mi? 5 bin lira. Niye senin cezan senin? Niye annem hangi ödedin? Cezan benim? Hangi cezadan bahsediyorsun? Sen arabanın yaptırmak için 5 bin lira hayır, aldın annemden. Almadım ya 10 milyar ben nerede kendim almadın? Kredi çektim. Bak telefonum cebimde ben kendim kredi çektim de ödedim ona tamam, 10 milyar aldığımda. Tamam senin kendi çektiğin kredi de var. Annem kendi söyledi. 5 bin lirayı dedi. 1 bin liranı dedi birkaç kişiye kuaföre verdi. Birkaç kişiye daha para verdi. Ondan sonra sen 5 bin lirayı almışsın. Almadım bak. Almışsın. Sana ben onun parayı söyleyeyim mi nasıl almışsın. Olduğunu? Bir dakika anlatayım mı dinler misin beni? Yazık teyzene zaten 6 milyar falan borcu varmış. Tamam verdi. Ona borcunu verdik. Kuaföre borcu varmış. Bir iki yerden altın almış onları verdik. Para yetmediği için. Altının maliyeti ne kadardı o zaman? Bir iki yerdeki onu, altının parasını onu bilmiyorum. Veriyorsun. He? Yalan konuşuyorsun milyar, buradan belli oluyor. 2 milyar elden almış. Abla eğer benim sesimi duyanlar varsa arasınlar. Yalancı. Tek tek söylesinler. Ben sen yalancısın bak 5 bin lirayı sen kendin aldın. Almadım bak para yetmediği aldım. İçin almadım kendim kredi çektim diyorum. 10 milyar krediyi biz niye çektik? Kendi arkanı kapatmak için çektin annem için mi çektin peki, sanki? Peki bir şey söyleyeceğim madem bu kadar onun aldığı 10 bin lirayı oraya yaptık buraya yaptık diye anlatıyorsun ya. Onun o altın borcunu mesela niye birikiyor sen evin erkeğisin ya çalışıyorsun da. Sen yaptırmasaydın kadına o borçları. Abla. Oradan 2000 lira almasaydı. Oradan 2000 lira elden aldığı zaman da gene senin ne yiyor? Ablacığım sen ben cezaevindeyken almış bunları diyorum. Ben bunu anlatmaya ya çalışıyorum. Şey herkesten bütün para toplamış. Bütün olanlar da senin şu cezaevine mi denk hepsini geliyor? Hepsini o zaman yapmış abla. Anlatmaya çalışıyorum ben. Ama sen sürekli zaten suç işliyorsun. Cezaevine giriyorsun Coşku. Yani suç kayıtlarına baktığın zaman zaten sürekli bir suç kaydın var. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.